Merhaba, Yoga Vakfı'nın Merve Utçeken'le olan canlı yayınına hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Merve Utçeken, aynı zamanda yoga eğitmeniyim. Yoga Vakfı için karantina sonrası biliyorsunuz güçlerimizi birleştirdik. Zaten çok güzel hizmetler yaparken bir de böyle canlı yayınlarımızı artırmaya karar verdik. Ben de kendime düşen bölümü, kendi mesleki donanımlarımı sunmak üzere buradayım. Bakayım bugün neler anlatacağım. Yoga ve psikoterapi arasındaki bağlantı, nasıl kullanabileceğimiz ve sorularınız çok kıymetli. Biraz biriler gelmeye başladılar. 6-7 kişi oldu. Biraz bekleyeyim. Ana konuya girmeden. Neler oluyor, neler bitiyor? Yeni normalle nasılsınız? Bunları bir yoklarız. Ona göre bana düşen bölümlerimle ilgili size biraz bilgilendirme yapmaya gayret ederim. Bakalım 10 kişi olduk. Geliyorlar. Haberi yeni çıktı. Yoga Vakfı bir canlı video başlattı. Bilgisi yeni geçti. Demek ki yeni yeni gelecek arkadaşlar. Ben kendimden bahsedeyim. Beni daha önce tanıyanlar, bilenler şöyle yapsın. El sallayanlar biliyor mu? Namaste. Bakıyorum. Evet. Şimdi, evet Pergün, tanıyorum seni artık yazışmalardan. Çok şey kazandırdı bize bu karantina bir taraftan, değil mi? Sosyal çevremizin sanal versiyonu, yani sosyal medya üzerinden olan versiyonu bayağı bir coştu. Ama ben memnunum. Çünkü gerçekten benim açımdan, benim kızım 3 yaşında bir tanesi, bir diğeri 11 yaşında ama onunla ilgili öyle bir bakım şartım olmadığı için 3 yaşındakiyle beraber ben zaten uzun zamandır evdeyim. Evden çalışıyorum. Ev ofis genellikle çalışma ortamım. Ve kendim büyütme kararım sebebiyle de bakıcısız bayağı bir bu zamana kadar getirdim. Dolayısıyla benim için karantina yeni bir şey değildi. Ama alışık olmayanlar için oldukça zorlayıcı olduğu farkındayım. O süreçte de elimden geldiğince bilgilendirmelerimi yapmaya çalıştım. Oralardan bazılarınızı tanıyorum. Ama tanımadıklarım da bugün bana sorular sorabilirler elbette. Peki, ben böyle kendi kendime konuşmayı çok sevmiyorum aslında. Ama ne yapacaksın işte. Biri sorsa ben cevaplasam daha çok hoşuma gidiyor. Ama Allah'tan ki böyle seri konuşma ve konuları birbirine bağlama konusunda eğitmenlik temelli yeterli şeyim var. O yüzden muhtemelen sıkılmayacaksınız. Ama ben aralarda böyle he, şimdi neden bahsetsem diye sorabilirim. Siz bana dersiniz ki Merve buraları da biraz açar mısın veya anlatır mısın? Seve seve anlatırım. Şimdi benim bakış açımla yoga, daha doğrusu psikoterapiye bakış açımla yoga çok örtüşüyor. Çünkü yoga bildiğiniz üzere binlerce yıllık bir kadim öğreti, bir yaşam biçimi ve prensibi sunan bir ekol. Dolayısıyla psikoloji şurada zaten kaç yıldır psikoloji bilimi olarak gündemde 100 yıl olsun, 150 yıl olsun. Dolayısıyla yoga bizim atamız, yani atalarımız dediğimiz versiyonumuz. Ve önerdiği aslında pek çok şeyi, yani 5 prensip, işte 8 aşama, ekoller, pek çok şey. Psikoterapi de benim halihazırda, lisansta eğitimini vermediler ama sonrasında psikoterapi eğitimleriyle tamamlamaya çalıştığım bölümlerinde çok örtüştü. Bir kere ruh, beden, zihin bütünlüğüne psikoloji bilimi yeni geldi. Yeni geldi dediğim aslında zaten oradan buraya geldik ama biraz şey var ya, böyle parçalayıp sonunu alıp işte aslında böyle deyip bu tarafı almamak gibi. Şimdi sonunda çok şükür tüm dünya ruh, beden ve zihnin üçünün birbirinden ayrı değil, birbiriyle ortak ve işbirliği içinde hareket eden bir versiyon olduğunu kabul etti. Dolayısıyla bir rahatladık. Ben şahsen çok rahatladım çünkü pek çok hekimin, yani tıp doktorunun ruhtan bağımsız, hani ruhun yaşadıklarından bağımsız bedeni tedavi etme şekli çok uzun uzadıya ve aslında pek de işlevsel olmadığını görmüş oldular. Dolayısıyla bu nereden çıktı? Pek çok kanser teşhisi almış kişinin moralini yüksek tutması neden tavsiye ediliyor? Eğer
bedenle ruhun bağlantısı olmasa acaba neden moralimizi yüksek tutmalıyız? Ya da neden stresli zamanlarda ya da çok üzgün olduğumuzda ya çok yemek yiyoruz ya hiç yemek yemiyoruz? Ya da kafamız çok karışıkken neden uykularımız bozuluyor? Değil mi? Yani bağlantısı olmasa orada olan bir aksaklık buradakile etki etmez. Dolayısıyla ayrı düşünemeyiz. Peki ayrı düşünmeyeceğiz de ne yapacağız Merveciğim? Ne yapacağız? Çok basit aslında yöntemler. Ama insan evladının en zor yaptığı şey en basit şeylerdir. Bu ne demek? Bu Merveci tabii benim tespitim. İstikrar lazım, istikrar. Düzenli emek lazım. Biz mucize çözümler istiyoruz. Bir seferde müthiş şeyler olsun istiyoruz. İnsan böyle bir varlık bir tarafıyla. Çünkü hazza daha yakın, acıdan daha kaçınmacı bir tutum içinde hayatta kalmak için. Çok da haklı bir taraftan. Hayatta kalma prensibi bu. Fakat hiçbirimiz Covid-19 öncesi böyle globali etkileyen pek çok küresel kriz haricinde günlük yaşamlarımızda öyle büyük tehditlere sahip değildik belki. Fakat pek azımız gerçekten hücrelerini besleyecek şekilde besleniyor. Veya pek azımız günlük hareket etmemiz gereken kadar şu vücudun tasarımın ihtiyacı olan kadar hareket ediyor. Veya pek azımız sağlıklı ilişkiler kurmak üzerine kafa yoruyor. Nasıl davrandığımda insanlarla ilişkim nasıl oluyor? Nasıl davranmadığımda ilişkim nasıl oluyor? Ya da pek az kişi çocukluk çağlarının şu anına, burada ve şimdisine olan etkisi hakkında bilinçli bir farkındalık içinde. Tabii bu hesabı takip ediyorsanız veya işte benim ismimi ya da yaptıklarımı takip ediyorsanız sözüm meclisten dışarı. Sizden bahsetmiyorum %100. Ama bizler dahi, bunun içinde olan insanlar dahi bu konuların gündeminde olan halen şunu diyebiliyor. Ya çok yorgundum, çok stresliydim ve iştahım çok açıldı ve şunları şunları yedim. İnsanız tabii ki arada bir yapabiliriz ama bunun faydalı olmadığını biliyoruz. Veya bazılarınız, ben kendimi katmayacağım ama sigara kullanmaya devam edebiliyor. Zararlı olduğu çok açık. Öyle değil mi? Yani neyimiz? Bildiğimizle uyguladıklarımız, uygulayabildiklerimizle buna çok gönülden inandığımız şeyler arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla psikoterapi burada şuraya işaret ediyor. Peki bu istediklerinin kaç tanesini gerçekten sen anlamlı buluyorsun ve uygulamak istiyorsun? Daha iyi, daha güzel, daha bilmem ne diye değil de ama bak çikolata resmi attı Şennur. Yani tabii çikolata mutluluk veriyor, serotonin pompalıyor bir anda. Çok normal yemek istemeniz. Ama kaçımız, evet şimdi bir şeyler yolunda gitmiyor, benim bir şeyleri değiştirmem lazım diye zihinle mi karar verdiğinizi zannediyorsunuz? Hayır. Çok ciddi bir yaşam olayı oluyor. Üst üste ya da sıkıştırıyor sizi böyle. İyice artık dayanamaz hale geliyorsunuz böyle. Böyle yaşayamayacağım falan diyorsunuz. Ardından o zaman bir şeyler yapmam lazıma geçiyor bilinç. Ardından da yeni yollar arıyorsunuz ya da araştırıyorsunuz. İşte buna biz uyanış diyoruz veya aydınlanma diyoruz. Aydınlanma illa böyle ağacın altında oturup bağdaş kurup bekleyeceğiniz bir pozisyon değil. Her an içinde aslında olanı gözlemlediğinizde kendinizce bir çıkarsamada bulunabileceğiniz ve yeni bir bilinç seviyesine doğru sıçrayış gerçekleştirebileceğiniz bir bölüm. Nasıl günlük hayatta bunu yapacağız? İşte psikoterapi bu konuda yardımcı oluyor. Nasıl yaşam içinde farkındalıkla kendimi daha yakından tanıyabilir ve kendimin en iyi versiyonu olmak üzere nasıl iç dünyamı kullanabilirim? İşte amacımız hep bu. Bunu fark etmek ve bunu yaşanır kılmak. Ve ben de terapist olarak psikoterapilerde kişilere bu anlamda destek veriyorum. Aslında zaten her birimiz muhteşemiz. Tasarım gereği insan olduğumuz insan versiyon olarak bu dünyaya geldiğimiz için muhteşemiz bir taraftan. Fakat doğduğumuz aile, kültür, karşılaştığımız durumlar, pek çok şey olduğumuz versiyondan daha düşük bir versiyonda olmamıza vesile olmuş oluyor.
Bunlara da travma diyelim veya çevresel faktörler diyelim veya kültür diyelim. Pek çok kültürün olumsuz bölümü ama hani kültürlü olmak elbette güzel bir şey. O değil bahsettiğim. Ama mesela siz çok özgür ruhlu bir, özellikle kadınların çok sık yaşadığı bir şey bu. Bizim coğrafyamızda ve bu tür kültürlerde. Ama çalışmanız onay görmüyor veya üretmeniz belli sınırlarda ve ölçeklerde kabul görüyor belli meslek gruplarında. Ama onun dışındakilerde yani ne gerek var canım, zaten yapacağın şey bir yuva kurmak, işte ne bileyim ben bir çocuk doğurmak, en az bir tane. Böyle bir şey. İsmim Merve Otçeken, sonradan gelenler için tekrar sordular, yazayım. Şimdi siz aslında çok daha farklı şeyler yapmak üzere tasarlanmışsanız, içinizde bu çağrıyı duyuyor, bu özlemi hissediyorsanız, sizden bu beklendiğinde yavaş yavaş uyum sağlama kapasiteniz kaynaklı, insanı böyle harika bir taraftan harika bir taraftan dezavantajlı bir mekanizması var. Ne yapıyorsunuz? Ha, bu benim olduğum versiyon kabul görmüyor. Ama hayatta da kalmak istiyorum çünkü devamlılığım önemli. O zaman nasıl hayatta kalabilirim? Etraftakilere benzeyerek, aykırılıklarımı ve ayrılıklarımı ya da farklı versiyonda olan bölümlerimi kapatarak ve alın size yaşam boyu sürecek bayağı çetrefilli bir versiyon. Ne oluyor oradan sonra? Yavaş yavaş gözleriniz, bakışlarınız silikleşiyor. Cildiniz tepki vermeye başlıyor. Pek çok hastalık çıkartmaya başlıyorsunuz. Sizin hayır diyemediğiniz yerde vücudunuz hayır demeye başlıyor. Ve yavaş 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 birbirine benzeyen ama kendine hiç benzemeyen bir insan topluluğuna dönüşüyoruz. İşte yoga, işte psikoterapi önerdiği pek çok metodolojiyle sizi nasıl bir şeyseniz o şey olmaya davet ediyor. Daha iyi ya da daha kötü değil. Neyseniz o oluşunuza davet ediyor. Dolayısıyla benim yolculuğumda 2013'te, 2012'de, daha doğrusu ben ortaokuldan beri o zaman stretching diye bilinen ama sonradan adının yoga olduğunu öğrendiğim bir kısma başlamıştım. Fiziki bölümüne, yani asanalar kısmına. Fakat sonra ileriki yıllarda bunun öğretisini de kavramak üzere psikoloji lisansı bitirdikten sonra şöyle bir ayma yaşadım. Ya tamam, bunlar çok güzel, okey. Batı ilmi bilimi versiyonu. Ama ya bir şey eksik ya. Olmadı yani, bana tutmadı. Buraları eksik kaldı. İşte ne bileyim, tatmin olmadım böyle lisansı bitirdikten sonra, 4 yıldan sonra. Ruh sağlığı demek bu kadarla, bunlarla sanki anlaşılıp şey yapılamayacakmış gibi. Ne öğrensem de ben buradaki manevi bölümü daha fazla kavrasam diye sorular sormaya başladım. Ki parantez, şimdi açık öğretim yapmaya çalışıyorlar psikoloji bölümünü. Yani ben lisansını bitirdim. Hala çok az şey biliyorum hissiyle mezun oldum. Dolayısıyla açık öğretim falan desteklemiyoruz. Kamu spotu. Bunu yeri gelmişken lütfen kampanyamıza destek verin. Sonra dedim ki ben takip ediyordum zaten sevgili Adnan Çabuk'u. Şey yapayım. Çok güzel yoga gününü kutluyorlar senede bir. İşte bunun için etkinlikler yapıyorlar. Festivallerine gideyim dedim. Gittim, tanıştım. Hep de böyle meraklı bir çekirgeydim zaten. Sonra bir şekilde orada bana kamp, yoga kampı, Alanya'daki Siddashram Toroslar'daki kamp çekilişte hediye çıktı. Bir hafta orada vakit geçirme fırsatı buldum. Hocayla yakından tanışma fırsatı buldum. Ve gerçekten evet ya, bu birçok sorduğum soruya, merak duyduğum şeye yoga eğitmen olurum olmam çok mühim değil demiştim o zaman. Yani zaten benim bir mesleğim var, hani böyle bir şeyin eğitimini matta ders vermek gibi bir şeyim yoktu açıkçası, motivasyonum. Hala da yok diyormuşum. Şöyle aralarda veriyorum ama önceliğim o olmadı. Sonra dedim ki bu beni nasıl zenginleştirecek bakalım. Mervece terapi tekniklerimi geliştirmemde nasıl faydası olacak? Çok faydası oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Gerçekten koşulsuz sevgi yolculuğunda yoga bana çok büyük bir perspektif sundu. Birlik bilinci noktasında büyük bir perspektif sundu. Aynı zamanda kişilerin özlerine duydukları özlemi,
Onları anlatmakta ve fark ettirmekte yoga inanılmaz büyük bir soruya cevap oldu benim için. Ve tabii orada anlatılan beslenme modeli, anlatılan düşünce modeli, zihni kullanma ve kontrol etme, daha doğrusu kontrol kelimesini oldum olası sevmem ya da yönetim kelimesini oldum olası sevmem ve kullanmam. Zihnin nasıl çalıştığını anlatışı, zihni dengede onu kendimiz açısından nasıl biz onun kölesi değil de o bizim kölemiz, çalışanımız ya da nasıl olur onu kavrayışta bana çok faydası oldu yoga eğitmenliği eğitiminin. Sonra 2013'te mezun oldum yoga okulundan. Bitmiyor tabii. Biter mi böyle bir ilmin eğitimi bir senede? Gerçi bir sene bilmem kaç saat ve bilmem kaç ödev ve bilmem kaç tez ve bilmem neyle bitiyor ama yine de yetmez. Araştırmalarıma devam ettim. Ben daha çok şu bölümüne araştırmaya devam ettim. Gerçekten öğretisi, yani mat dışında, mat üstünde değil de onu da daha çok yapsam iyiydi tabii de. Ben biraz üşengeçlik yaptım orada, yani burada da kendimi kabul ediyorum. Öyle günde bir saat yoga falan yapmadım yani fiziken. Yarım saat, 10 dakika, 15 dakika kendi hayatıma uydurduğum metodlarla yapmayı sürdürdüm. Hala da sürdürüyorum o bölümü. Ama benim daha çok karma yoga, nasıl hizmet bilinciyle yaşayabilirim? Nasıl hizmeti yaşam amacı haline getirebilirim? Ve bundan hem kendim ruhen tatmin olur hem de bu tatmini nasıl danışanlarıma, bana danışmaya gelenlere ifade edebilirim? Bu konuda bayağı bir emek harcadım. Ve gerçekten de yani zaten buradan sonra tanışıklığımız sürerse daha iyi anlayacaksınız veya zaten tanıyorsanız bilirsiniz. Benim için çok öncelikli bir format oldu. Karma yoga. Ve bu yolla gerçekten çok hafifledim. Hem kilo olarak. İlk yıl biraz kilo aldım. Çünkü şeyden sonra zaten çok sağlıklı besleniyordum ama bazı beden algısıyla ilgili sorunlarımı çözmemde yoga çok faydalı oldu. Neyse onu kabul edişimi, işte bize belirtilen ve dayatılan güzellik standartlarının dışında kalsam dahi nasıl güzel hissedebileceğimi bayağı yoga sayesinde öğrendim. O sürecin hemen peşi sırada nedir karma yoga? Karma var ya, hani karma is a bitch diyorlar ya, sen ne yaparsan karşılığını ektiğini biçiyorsun. Ektiğini biçtin ama farkında olmadığın pek çok şeyi gönülden başka insanlara hizmet ederek temizleme fırsatın var. Yani oraları toparlama fırsatın var. Ve atalarından gelen karmik bağlantıların çözülmesinde ya da yumuşamasında ya da senin daha esnek, daha bolluk bereket içinde yaşamanı sağlayacak olan formül olarak senin başka insanlara gönülden, aa buna bunu yapayım da oradan da bana şu çıkar. Aa, şimdi bununla mı selam vereyim çünkü 2 gün sonra işim düşer noktasından bağımsız, sadece içinden geldiği için, sadece o insanlara hizmet etme arzundan kaynaklı yaptığın hizmet. Mesela kampta bize yer de sildirirler, yemek de yaptırırlar, çamaşır da katlarız. Ama aslında orada tatile gitmişizdir. Tatil dediğim arınma kampına gitmişizdir, yani detoksa gitmişizdir. Ama oradaki pek çok göreve katılırız. Bunun adı karma yogadır. Böyle her gün şeyler çekilir, çöpler, üstünde görevler yazılıdır. Ve oradaki şeyleri yaparız. Bana da her fırsatta çölde şey hesabı, o koca yoga alanının böyle derya deniz kaç şey olduğunu bilmediğim metrekare, hep oranın pasması bana çıkar. Yani hep de derim ne çok temizlenecek günahım varmış ya Rabbim diye. Çünkü çok zor gerçekten orayı paspaslamak. Sadece suyla, bir de öyle deterjan da kullanmıyorsunuz. Pek çok şekilde bana çıkmıştır. Hiç şikayet etmeden devam ettirdiğim görevim o olmuştur. Sonra yıllar içinde başka kişilerin detoksa geleceği kamplara karma yogi dediğimiz bunu yapacak kişiler olarak da gitmişimdir. Ve gerçekten oradan her döndüğümde de hayatımda böyle tık eden, böyle bir tıkanıklık çıt açılmıştır. Ya hiç sekmedi yani gerçekten. Dolayısıyla bu canlı yayında size önereceğim gönülden hizmet karma yogayı arttırmanız olabilir. Hele bu zorlu zamanlarda, ki bu süreçte ben şöyle şeyleri çok faydalı buldum. Gerçekten bütçeleri çok derinden etkilenen insanlar oldu. İşlere gidemedikleri için ya da günlük kazanç elde eden pek çok esnaf ya da gündelik işler yapan kişiler.
maaşsız kaldılar. Ha, onlara gönülden sizin işleriniz akıyorsa hizmet etmek, bütçe sağlamak ya da fon bulmak da karma yogadır. Veya iş arayan birinin iş bulmasına destek vermek karma yogadır gibi. Buradan nereye bağlayacağım? Sonra psikoterapilerde yoganın şu bölümünü biraz daha da kullanmaya başladım. Okuma, yani bunun felsefesini öğrenme bölümü. Yani ilahi okumalar, ilahi kitaplardan, sadece bunlar bildiğiniz dört dinin kitapları demek değil. Pek çok öğretinin özünü içeren manevi okumalar yapmak. Bu da beni, ki bizim hocalarımız vesilesiyle tasavvufla tanıştırdı. Ya zaten biliyordum, ailem bu konuya çok uzak bir kültürden gelmiyor. Ama hücrelerimde hissedip, evet bu çağrıyı duyuyorum dediğim versiyonda beni tasavvufa yönlendirdi. Sonra orada bir mürşitle çalışma fırsatı buldum. Devam da ediyorum. Bu da işte psikoterapinin somut ilkelerle, somut ölçülebilir, tekrarlanabilir bilimsel boyumuna spiritüel boyutu katmama sebep oldu. Ama uçuşan bir spiritüellikten bahsetmiyorum. Yani köklenmekten ve ardından diğer çakralara doğru koşulsuz sevgi, vicdan, merhamet, empati, ardından sabır. Mesela benim terapistliğime çok faydası oldu yoganın. Çünkü daha sabırlı, yogaya başladığımda acayip dürtüsel bir insandım ben. Dürtüselden kastım telaşlı, enerjisini hiperaktivite boyutunda yaşayan. Ama çok da gençtim tabii yani. Hani hepsi bir arada oldu açıkçası. Hani 20'li yaşlardan bahsediyorum sonuçta. Hangimiz dürtüsel değildik? Ama bunlarla beraber psikoloji lisansı, üstüne yoga eğitimi, üstüne tasavvuf eklenince, üstüne de şimdiki versiyonum bilgelik ve üstatlık çalışmaları eklenince Işık Yazan hocayla baya şöyle bir versiyon oldu. Yani ruh, beden, zihin bütünlüğünü gerçekten pek çok metodolojiyle destekleyen, eklektik bir çalışma yapan, burada ve şimdi kişilerin biricik dünyasına kıymetli bir alan tutabilen bir versiyon oldum. Bu tabii ki reklam çalışması değil, yani canlı yayın yapıyoruz burada. Ama bunun bağlantısını göstermeden size ve kendi kişisel dünyamda kullandığımı anlatmadan size şu an söylediklerim bence hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü biliyorum ki söylediklerini yapmayan insanlara ben güven duyamıyorum. Gerçekten şu anda söylediğim ve söyleyeceğim pek çok şeyi kendi hayatımda yaptığımı ve oluşum olduğuna ikna olabilirsiniz. Yani olmuyorsanız da sonra takibe devam edip kadın bunları dedi ama kendi de yapmıyormuş demezsiniz. Bayağı yapıyorum. Şimdi buradan şuraya bağlayacağım. Kaygılı hissediyoruz. Normal kaygılı olmamız. Bu kadar belirsizlik içinde. Ki Pema Chödrön bu konuda harika kitaplar ve şeylerde bulunuyor. Nasıl işte belirsizlik durumunda da bildiğimizden şaşmayız? İç bilgimize nasıl güveniriz? Sezgilerinizi dinleyebilir hale gelebilmeniz için bir kere otomatik olan düşünce ve inanışları kapatabilmeyi öğreniyor olmanız lazım. O yüzden de yogadaki zihni kontrol ve nefes kontrolü ve düşünce kontrolü versiyonu çok lazım. Yani yoga derslerine gidiyorsanız, vakfımızdaki dersleri de takip ediyorsanız, lütfen kaygıyla baş etmek için zihin yönetimini doğru anlatan, sessizliği doğru anlatan, sessizliğe bozmaya değer ne olup bittiğini kavrayıp, beyninizdeki sesleri birazcık daha, ya beyniniz dediğim zihninizdeki sesleri biraz daha böyle, hani şey tuşlu ışıklar var ya, hani böyle şey değil, aç kapa değil de böyle ayarlanan. O ayarlanan tuşu beyninizin içinde hayal edin ve ne zaman isterseniz, ihtiyacınız olmadığında zihninizin sesini aynı öyle kısabildiğinizi imajine edin. Bunu sık sık yapın. Veya araba metaforu, çok sevdiğim bir metafor. Arabanızı kullanmadığınızda, park halinde, dörtlünüzü yakmadıysanız, otoparka ya da herhangi bir yere park edip evinize ya da çıkacağınız bir alışverişe devam edecekseniz ne yapıyorsunuz? Kontağı kapatıyorsunuz, anahtarı bilebileceğiniz ve bulabileceğiniz bir yere koyuyorsunuz, cebinize, çantanıza, bir yere. Zihnimizi de öyle kullanmamız gerekiyor. Kullanacağınız zaman açacaksınız, tık. Yapacağınız şeyleri yapacaksınız zihninizle. Sonra kapatacaksınız. Ah, çok teşekkür ederim. Şu an sana ihtiyacım kalmadı. Şu an sezgilerimle, şu an duyumlarımla, bedenimin bana söyleyeceği şeylerle
Ben yeterli bir bilgiye sahibim. Ben böyle şeyler olmadığı takdirde saat kullanmıyorum. Yani zaten şu an mesela süreyi takip etmek için kullanıyorum veya seanslarımda danışanın görebileceği bir yerde saat var. Benim görebileceğim bir yerde saat var. Dolayısıyla bedenimin zaten artık belli bir süre sonra kaç dakika olduğunu içsel olarak bilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür zamansal şeylere ihtiyacınız kalmıyor. Tabii ki toplantılara yetişmek için vücudunuzun duyumlarına belki daha az güvenmek istersiniz. Ama inanın şaşmıyor eğer düzenli dinlerseniz. Veya uyku saatiniz geldiğinde biyoritminizi takip eder şekilde düzenli uyur ve uyanırsanız aynı saatlerde vücudunuz da size güven duymaya başlar. O ne demek be? Kim kime güveniyor arkadaşım? Diyenleriniz olabilir. Valla önce vücudunuzun size güvenmesi lazım ki siz ona güven duyun sonra. O ne demek? Önce siz ona ihtiyacı kadar olan dinlenmeyi, besini, gevşemeyi ve şefkati, dokunma, sevilme, güzel konuşmalar yapma bölümünü vereceksiniz ki o da size güzel hizmet etsin. Yoksa bu iş biraz yaş. Niye yaş? İçeride besin yok. İçeride güzel konuşma, şefkat yok. İçeride ona olan sezgiselliğine olan güven yok. Niye sallasın sizi? Ha, bir gün iyi davranır, bir gün kötü davranır valla. Ona göre. Yani yapacağınız şey istikrarlı bir biçimde doğru beslenmek. Doğru beslenmekten kastım. Beslenme piramidini hayal edin. Çağımızın beslenmesi unlu, karbonhidratlı ve bol şekerli gıdaların tabanda olması ama bu değil önerdiğimiz. Oraya bol su ve nefes, yani en doğal kaynaktan gelen su ve nefes en fazla olması gereken. Ardından taze mevsime göre sebze ve meyveler. Ardından oraya baklagil gibi işte yemişler gibi şeyler. Protein alabileceğiniz olabildiğince bitkisel kaynaklar. Ardından biraz daha hayvansal protein. Eğer tüketiyorsanız ben olabildiğince tüketmiyorum. Çok gerekmedikçe. Çok gerekmedikçe şu demek. Yani sokaktayız ve yiyebileceğim hiçbir şey bulamadım. O zaman belki bir tost yiyorum içinde kaşar olan. Veya işte bir yere davet edilmişim ve benim için balık pişirmişler. Okey, yiyorum ama hani çok çok minimal düzeyde benim hayvansal gıda tüketimim bilinçli bir biçimde. Size proteinsiz kalmanızı tavsiye etmiyorum. B12 için çok faydalı pek çok açıdan ama başka kaynakların da mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu sayede birlikte doğal yaşamı destekleyecek şekilde sürdürülebilir bir yaşamımız olacağına inanıyorum. Dolayısıyla güzel bulabildiğiniz bitkisel proteinleri öğrenip aralara serpiştirdiğiniz bir hayvansal tüketimi daha fazla tavsiye ederim. Çünkü bir kere sindiriminize ne kadar bol zaman yani mideniz ne kadar dolu olursa sindiriminize o kadar enerji harcamış olacaksınız ve bu da sizin aslında gerçekten ihtiyacınız olan yaratıcılık, üretim enerjinizi engellemiş olacak. Ya biliyor muydunuz bunu? Yani tek enerji var ve benim bu arada maş fasulyesine alerjim var. O yüzden yiyemiyorum. Ama yiyebilenler tabii ki börülce, kuru maş fasulyesi bunlara dadanabilirler. Çok da lezzetli oluyor. Sindirime ayırdığınız tüm vakit üretim enerjinizden harcanıyor. Dolayısıyla ne kadar sade, ne kadar az işlenmiş, ne kadar kolay sindirilebilir gıda tüketirseniz o kadar enerjik, o kadar canlı ve o kadar üretime enerji bulabilir halde olacaksınız. Bir de bir şey daha, bu arada kimse sevişmesin demiyorum ama seks de çok enerji alışverişi içeren bir faaliyet. Ortak yapılan bölümünden bahsediyorum. En az iki kişinin olduğu bölümden bahsediyorum. Orada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir bilgi ve enerji transferi bir taraftan. Dolayısıyla riskli, tanınmayan ve rastlantısal beraberlikleri tavsiye etmiyorum ruhsal olarak da. Çünkü vücudunuzdan o enerjinin çıkması, yeniden arınmanız zaman alıyor. Ve kendi yaşam enerjinizi başka birine transfer etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz, sevdiğiniz insanlara transfer edin veya onlardan öyle enerjiler alın.
Bunu beslenme, sindirim ve şeyden bağladım. Enerji kaçaklarına ne kadar önlersek o kadar olduğumuz versiyona enerji bulabileceğiz. Ve bu versiyonla da bu dünyada oluş amacımız her neyse ki bence sadece tek başına ve başlı başına yaşamı hakkıyla yaşamak olabilir. Hakkını vere vere yaşamak. O zaman enerjimizi doğru kullanmış olacağız. Ben de memnun oldum sevgili Esra. Meslektaşmışız zaten. Teşekkür ederim. Müthiş enerjimi görebilmem. Seninle de alakalı. Takipleşmeye devam edelim. Gelelim yaşam enerjimizi nasıl içeride dengede tutup sonra üretime geçeceğiz. Çünkü şu dönemde herkeste izlediğim bir öfke hali, bir sinirlilik, bir ajitasyon. Ajitasyondan kastım ajite olmuşluk. Böyle nereye saracağını bilememe, ona mı nasıl saldırma, herkese ne yapacağını komutlarına dağıtma. Ya da böyle bir yönetme enerjisi hakim. İzliyorum insanlığı, gözlemliyorum. Yakın ilişkiler biraz battı balık yan gider versiyonunda. Çok yakın olunmaktan kaynaklı. Çünkü normalde geçen gün çok sevdiğim bir meslektaşımın kitabını okudum. Şifa olsun kitabın adı. Sevgili klinik psikolog Ceren Kurtay Doğan'ın kitabı. Şöyle demiş. Çıkışlar, çıkış yok. İlişki terapistliği de yapıyor. İnsanların birbirlerinden kaçmak için ürettikleri bazı çıkışlar var. Bunlardan biri çok yoğun çalışmak. Bir tanesi çok değişik hobiler edinmek birbirlerinden farklı. O zaman niye çiftiz arkadaşım? Tabii ki tavsiye ediyorum bunları ben de ama yani birbirini neredeyse hiç göremeyecek düzeyde hayatını dolduruyor isen o kişiyle niye berabersin diye sormak istiyorum. Dolayısıyla lütfen çıkışları kapattığımız bu karantina, lockdown yani kapandığımız dönemde yakın ilişkilerimiz biraz daha göze gerçekte nasıl gittiği noktasında fikir vermiş olabilir. Dolayısıyla şu anda enerjiler biraz karışık. Burada yapacağınız şey olabildiğince varoluş alanı dediğimiz sevgi frekansının olduğu, ilahi özümüzün herkesin ortak bir biçimde orada bulunduğu sevgi frekansı için meditasyon yapmak. Kalacaksınız kendinizle, kapatacaksınız dış dünyayla olan bağınızı. Sadece nefesinize odaklanacaksınız. O kadar. Ne kadar sık varoluş alanına, oraya bağlanırsanız o kadar sık suyun üstünde dalgalar gelir gider, yoğun dalgalar olur biter ama siz aynı sakinlikte kalabilirsiniz. Ya da 2-3 dakika dalgalanırsınız. Belki yarım saat öfkeden köpürürsünüz ama 35. dakikada bir şeyiniz kalmaz. Eğer düzenli meditasyon yapıyorsanız. Yapmıyorsanız onların gazına gelir, onların galeyanına kapılır, onların dalgalarıyla işte böyle üst baş parçalanmış, iç dünyanız dağılmış bir versiyonda kalırsınız. Dolayısıyla tavsiyem düzenli meditasyon. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oturduğum noktada bütün düşünceler beynime üşüşüyor. Üşüşsün. Sorun yok. Üşüşmesi değil olay. Üşüştüğünde yapacağımız şey basit. Tekrar nefes almak. Bu kadar basit aslında meditasyon yapmak. Durup tekrar nefes almak. Durup tekrar nefes almak. Yani öyle şeyler yok. Allah, zihnim durmuyor. Ne yapacağım? O anda bunu düşünüyorsan bunu da serbest bırak. Tekrar nefes al. Tekrar nefesine odaklan. Bu kadar. Tasavvufla olan bağlantıyı sormuş birileri. Ya benim takip ettiğim ekol Rifai, Kenan Rifai Hazretleri'nin ekolü. Yani Cemal Nur Sargut şu anda onu anlatan, yaşayan, yaşatan hocalarımızdan. Onun yayınlarını takip edebilirsiniz. Nefes yayınlarında videoları var, kitapları var. Onu takip edebilirsiniz. Normalde sohbetleri var ama şu anda kalabalık ortamlarda sohbetler yapılmadığı için onların hepsi online'a çevrildi. Hatta daha kolay oldu. Bu sayede ulaşılabilirlik arttı. Sizlere onları tavsiye edebilirim. Başka bir soru daha geldi. Atlamayayım. Heh. Ya işte o tür insanların arasında nefes almaya ve var olmaya çalışıyor. Allah kolaylık versin Gülbağacığım. Değiştirebiliyorsan çevreni değiştir. Değiştiremiyorsan kendini değiştir. Ha, güzel bir noktaya getirdim benim. Bir kahve içeyim. Dış dünyamızda böyle insanlar varsa bu bizim hakkımızda ne söylüyor peki? Her şey için dışarı mı suçlayacağız canım? Zaten terapistler de anne babaları suçladı. Başka da kimseyi suçlamadı. Suçladığı kadar demeyin.
Gerçekten çok önemli 0-5 yaşta nasıl bir ebeveynlik aldığınız. Değiştirilemez değil ama şu değiştirilmesi çok zor olan şey. Bir sürü ekol, benim çocukluğumda değil ama bizden önceki kuşaklarda yani sizin anne babalarınıza denk gelmiş olabilir. Çocuklara çok az dokunarak anne babalık yaptı. Dolayısıyla ağladığında ya da Deniz Erten, o da benim işte yol arkadaşlarımdan bir tanesi, kitaplarını okuyabilirsiniz. Kerim Güç, yayın evimizin genel müdürü ve benim de kitaplarım çıktı, yayın evinin genel müdürü ve o pek çok moderatörlük yapıyor bu konular hakkında videolar çekiyor ya da canlı yayınlar yapıyor. Onu takip edebilirsiniz. Anne babalar çocuklarına çok az fiziksel temasta bulunmuşlar ilk 5 yılda. Bunun telafisi çok zor. Neden? Çünkü yok olmuş hissediyor bebek kendini. Biri dokunmadığında normalde annesiyle ataç yani bağlantıda ve bağ kurma kısmında olan çocuk, bebek kimse ona dokunmadığında dünyadan yok olmuş, silinmiş gibi hissediyor. Dolayısıyla yapacağımız şey bunun telafisi yakın ilişkilerinizde, romantik ilişkilerinizde, karınız, kocanız, sevgiliniz, neyse kiminiz varsa onlara ricada bulunmak. Benim böyle bir durumum var. Bana bebekken ya da şu kadar zamana kadar çok az insan dokunmuş. Dolayısıyla parantez bilgiyim. Pek çok kadın özellikle dokunulmak için, aradıkları yakınlık için sevişiyor. Alakası yok. Aslında istedikleri şey seks değil. İstedikleri şey birinin ona böyle dokunması. Dolayısıyla dokunma almak üzere anlaşmalar yapın. Sevişmek zorunda değilsiniz. Bu da kamu spotum. Çünkü çok dinliyorum terapide gerçekten. Bu değil önerdiğim şey. Gerçekten haz alacağınız birliktelikler de olun elbette. Burada ahlaki bir söylemde bulunmuyorum. Ama bu biri aman bana sarılsın diye sunacağınız bir şey olmasın lütfen. Dolayısıyla romantik ilişkide olduğunuz kişiye söyleyeceksiniz. Bana atıyorum 3 ay boyunca benim istediğim ve ihtiyaç duyduğum zamanlarda sıkı sıkı sarılıp bir 5-10 dakika kalabilir misin? Bu beni çok iyileştirecekmiş. Terapist öyle söyledi. Evet, bu sizi çok iyileştirir. Ama sarılmaya başlamadan önce şöyle söyleyeceksiniz. Şu an şu kişiyle sarılmaya niyetim, şu yaş döneminde alamadığım bedensel temas ihtiyacımı karşılamak. Bunu sesli söyleyeceksiniz. Beyniniz öğrenecek ve o bölgede yoksunluğu çeken kısım iyileşecek. Başka türlü mümkün değil arkadaşlar. En telafisi zor olan bölüm işte bu bölüm. Onun dışındaki her tür travma, her tür travma düzenli, istikrarlı, gerçek diploması olan terapistlerle şifalanması mümkün. İnsan insanı bozuyor, insan insanı iyileştiriyor gerçekten. Dolayısıyla uzmanından destek isteyeceksiniz. Travma terapisti olan kişilere gideceksiniz ki ben de onlardan bir tanesiyim. EMDR diye bir sistem var. Google'dan bakın. Pek çok açıdan travmanın çok kolay bir biçimde, çok daha az zahmetli bir biçimde şifalanması için geliştirilmiş bir teknik. Ki ben size bunun evde manuel nasıl yapabileceğinizi öğreteceğim şimdi. Bir saniye. Şu ekranı şöyle tutayım. Vücudumuzda biliyorsunuz bir sürü meridyen sistemi var. Bu meridyenlerin bazıları da yüzümüzde. Şuralar, gözlüğü çıkartayım. Şuralar, şurası, şurası, başımız tepe çakranın olduğu bölüm, yani sembolize edildiği bölüm daha doğrusu. Ve timüs bezinin olduğu bölümlere böyle vurduğumuzda ve bu vuruşlar esnasında hissettiğimiz yoğun duyguyu, duygun ismini söylediğimizde ve ismini söyleyerek vurduğumuzda mesela bu ara en sık duyduğum yalnızlık hissi çok gündemde yukarı çıktı. Çünkü çeldirici, çünkü oyalayıcı, çünkü orayı bastırmamızı sağlayan veya inkar edemeyeceğimiz düzeyde kapalı kaldık. Dolayısıyla yalnızlık hissi daha kolay yüzeye çıkabilir hale geldi ki çıksın ki iyileşelim. Yani bir şeylerin böyle yüzeye gelmesinden korkmayacağız. Aksine sevineceğiz. Hey, bana malzeme çıktı. Bana kendimin en iyi versiyonu olmam yolculuğunda uğraşacak ve çalışacak, şifalanacağım parçalarım gözüktü diye sevineceğiz. Çünkü diğer türlü çok alakasız bir yerde, çok daha incitici bir biçimde bundan mutlaka arınmalısın diye başka sinyaller alıyoruz. İşte burada karma devreye giriyor. Tokadın seviyesi yükseliyor. Yani böyle
Önce okşuyor böyle bir bak bak şurada bir şey var canım bir ilgilenir misin benle falan diyor. Duymazsanız biraz daha yükseliyor. Duymazsanız baya tekme tokat giriyor. Dolayısıyla ne kadar nazik bir yolla sinyalleri okur, buna uyumlu kendinizi iyileştirecek metodolojileri seçerseniz ki yoga düzenli yapanlar bilir. Bazı asanaları yaptıktan sonra vücutta bazı çözülmeler olur. Böyle şakır şakır ağlamaya falan başlayanlar ya da işte kahkahalarla gülmeye başlayanlar veya böyle öfke hissinin böyle yukarı çıktığı anlar olabilir. Yani yoga sadece böyle dinginleştirici bir şey değil. Vücudumuz somatik anlamda kayıtlar tuttuğu için oradaki bir çözülme sizde kim bilir nasıl bir ifade bulur. Mesela ben ne zaman böyle dolunay işte bilmem ne öyle çok yoğun enerjilerin olduğu zamanlardan geçerken fark ettiğim çok önemli bir semptomum var. Mesela daha öfkeli gibi oluyorum. Ama ortada öfkeleneceğim bir konu yok. Ya böyle duyum gibi böyle bir gerginlik hissi. Sonra duruyorum, bakıyorum. Şu an gergin hissediyorum diyorum. Sonra o gerginliğin 0-10 yaş herhangi bir o an fark etmediğim tetikleyicisi yani o anki ortamda bir tetikleyicisi var mı ona bakıyorum. Buluyorsam ve daha geçmiş buna yakın bir anı buluyorsam o anıya doğru gözlerimi kapatıp oraya doğru gidip EFT yapıyorum o hisse. Ve orası boşaltılmış oluyor. Böyle. Yani aslında bu aynı diş fırçalamak gibi. Nasıl? Umuyorum ki sabah ve akşam dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Aynı ruhsal bakımımız da böyle bir istikrarlı çalışma gerektiriyor. Dolayısıyla bunu yaptığınız takdirde gerçekten kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama terapinin ilk birkaç yılı öyle çok zevkli değil. Ne yalan söyleyeyim yani korkutmayayım da ama böyle geldim ama iyi hissedeceğim diye geldim. Daha da kötü hissetmeye başladım falan diyebilirsiniz. Çok normal. Kolay mı o kadar yıldır biriktirdiğiniz travmatik deneyimlerin salıverilmesi? Yani bir yüzeye tabii tatsız şeyler çıkıyor. Kazıyoruz. Böyle aynı arkeolojik çalışma gibi böyle gidip bu arada ben eğer psikolog olmasaydım ya biyolog ya arkeolog olacaktım. İkisi de çok bağlantılı aslında yaptığım şeyde şu anda. Ya da oyuncu olacaktım. Tiyatro eğitimi aldım yıllarca ama anca işte eğitimlerde ya da böyle konuşmalarda işime yarıyor. Başka bir faydasını görmedim. Sahnede öyle bir şeyim yok ama bunu niye anlatıyorum? O kazılar sırasında bana çok faydalı oluyor bu bakış açısı. Çünkü vücudumuzda bunlar kayıtlı. Niye kayıtlı? Çünkü ana amacımız hayatta kalmak. Yani türümüzün ve şeyimizin güvenli bir biçimde devamlılığımızın sağlanması. Dolayısıyla daha önce rahatsız eden bir şeyin bilincimiz hatırlamasa bile bilinç dışımız biliyor ve bizi oradan uzak tutuyor. Mesela şöyle şeyler oluyor. Diyelim ki siz memleketinizde bir yere gitmekten çok hoşnut olmuyorsunuz. Açıyorum. Bir çeşme var, onun başına gitmek sizi çok rahatsız ediyor. Niye ki? Allah Allah. Ya da biri size diyor ki şuradan bir git su getir. Allah aşkına bir su içelim. Sizin böyle ayaklar ters ters gidiyor. Bilin ki orada bir şey yaşadınız. Haberiniz yok yani. Haberiniz yok derken başınıza bir şey gelmiş. Ama evet, Hoponopono çok sağlam teknik. Ben de çok severim ve çok kullanırım. Size de tavsiye ederim. Bilmeyenler Zero Limit kitabını okuyabilirsiniz. O çeşmenin başında sizin başınıza bir iş gelmiş. Ama bilinç dışınız biliyor, bilinciniz yani şu anki yetişkin versiyonunuz bilmiyor. Dolayısıyla yapacağınız şey basit. Gözlerinizi kapatacaksınız. Bedeninize şu soruyu soracaksınız. Orada benim şu an farkında olmadığım ve hatırımda olmayan ne yaşandı? Sezgisel. Attınız soruyu. Başka bir şey yaparken tak diye anı yüzeye gelecek. Ve bize çalışma alanı çıkacak. Dolayısıyla doğru soru doğru cevabı getirir. Soru şu. Ne yaşadım ve farkında değilim. Veya ben bu ara çok sık şöyle çalışmalar yapıyorum. Uzmanlık alanıma dönüştürdüğüm bir annelik serüvenim var. Yani normalde o kadar küçük çocuklarla çalışmıyorum ben. Ergenlik ve sonrasıyla ilgili terapiler yapıyorum. Uzmanlığım bu konular hakkında. Ama kendi çocuğum kucağıma düştükten sonra o yaş grubu ile ilgili hiçbir şey bilmediğimi yani gelişim psikolojisi dersi aldım. Master'da, yüksek lisansta okumadığım makale kalmadı gelişim psikolojisi hakkında ama kimse bize canlı bebekle eğitim yaptırmadığı için ve o konularda bayağı eksik kalmışım. Veya çevremde öyle küçük yaşta insanlar büyümediği için
bu kadar fiziksel kuvvet ve antrenman gerektirdiğini bilmiyordum açıkçası. Ama yoganın doğum yapmakta da çok faydası oldu bana. Normal doğum yapmamda. Çünkü gerçekten olanı kabul, olana şefkatli olmak, işte zamanlamaya olan saygı, hayatta ve evrende her şeyin müthiş bir işleyişi olduğuna dair olan imanım, hepsi yoga ve tasavvuf ve üstüne psikoterapi bilgilerimle harmanlandığı için çok güzel bir doğum süreci geçirdim. Dolayısıyla hamilelik sürecinin başlangıcında yoganın fiziksel bölümünü yapamıyor olsanız bile, daha önceden yoga geçmişiniz yoksa tavsiye edilmiyor çünkü ilk 3 ay. Ama bence öğretisini öğrenmek konusunda biraz derslere gidin gelin derim. Buraya nereden geldim? Şuradan geldim. Size bu kabul süreci için ve işte o anıları buldurma mevzusunda bana şu anda en iyi gelen bölüm, farkında olarak ya da olmadan sevgili kızıma annelik yapmamın önünde engel olan düşünce kalıplarım, kendi bireysel travmatik deneyimlerim, her neyim varsa yüzeye gelsin deyip bu soruyu sorup, onsuzken tabii boş olduğum o uyurkenki bölümlerde böyle çalışmalar yapıyorum. Ki o uyanık olduğunda onunla olan oyunlarda veya onun benden ricalarını çok daha rahat kulak ve kucak vereyim. Çünkü gerçekten birinin şuranızda duruyor olması çok zorlayıcı. EMDR'den gelmedik sevgili İzel'e. Şuradan geldik. Burayı boşaltmanın yolu o anıların farkında olmadığınızı ama oralarda bir yerde kayıtlı olduğunu hatırlamak ve oradan da kendi bireysel sürecime getirdim. Ben bunu annelik hakkında son 6 aydır daha fazla ve daha sık yapıyorum. Çünkü kızım doğduğundan beri neredeyse düzenli her ay aile dizimi grup çalışmasına gidiyorum ki atalarımdan getirdiğim farkında olmadığım travmatik deneyimleri sevgili kızıma otomatik transfer etmeyeyim. Ki onun bir sonraki versiyonu çok daha huzurlu bir temiz sayfaya sahip olsun. Özetle yapacağımız şey çok basit. Farkındalık için hatırlamadığımız bireysel şeylerimizi dış dünyadaki bazı insanlardan bize gösterdikleri hareketlerle kavrayabiliyoruz veya işte beden duyumu olarak, rahatsızlık hissi olarak hatırlayabiliyoruz veya da kültürel etki sebebi bazı kalıp katı yargılarımız olabiliyor. Dolayısıyla daha az yargılayıcı, daha şefkatli, daha esnek bir zihin yapısı için yoga, aynı zamanda psikoterapi, aynı zamanda pek çok bu spiritüel çalışmayı ben öneriyorum. Ama lütfen kontrolsüz, ama lütfen yanınızda eşlikçiniz olmadan uygulama yapmayınız. Çünkü çok sakat, yani şöyle sakat, pek çok ruh uçuştu yani böyle soyut varlıklarız ya. Soyut varlık bir biçimde aynı Apple'dan örnek vereyim bildiğim teknoloji olduğu için bir eşleşme yapıyor somut bedeninizde şu et parçasıyla. Dolayısıyla siz fark etmeden o eşleşmeyi bozan bir şey yaparsanız aradaki senkron bozulur. O senkron için bunun uzmanıyla çalışmanız lazım. Ya bu konulara hakim bir ruh sağlığı çalışanı ya bu konulara hakim bir yoga. Yani Türkiye'de pek guru yok ama hani bu konuda çok güzel çalışmaları olan yoga üstadlarından destek alabilirsiniz. Dolayısıyla ben buralarda bağlayayım. Benim önerim sakinliğiniz ve dinginliğiniz için düzenli pratik yapmak. Ama bu pratik illa yoga matı üstünde olmak zorunda değil. Veya illa psikoterapi de olmak zorunda değil. Biliyorum biraz maliyetli bir çalışma. Ne yapalım? Biz de işte anca okuduk. Çok kolay olmadı açıkçası. Bilmem kaç yıldır bu konuya ve terapi eğitimlerine gitmek de hiç ucuz değil açıkçası. Onların da bir ederi bedeli var. Dolayısıyla ayda bir bile olsa kendinize buna hediye edin. Veya size hediye almak isteyen insanlardan fon toplayın. Ben kendimin en iyi versiyonu olmaya ayırdım bu senenin tüm harcamalarını. Ve bunun için bir şey açtım, hesap. Bana almak istediğiniz hediyenin miktarını IBAN numaramı veriyorum. Gönderir misiniz diye. Ki bence çok güzel bir hediye olur. Birkenlerden ister terapiye, ister yogaya, ister masaja. Ki masajı da çok öneriyorum. Çünkü somatik kaydalıyor dedim ya size travmatik deneyimler. Oraları açmak için de gerçekten böyle iyi bir uzmandan. Şu an tabii dokunmak biraz tehlikeli ama korona çıkışında bu sistemde de destek alabilirsiniz. Bu sayede çoklu bir iyileşme haliniz olacaktır.
masaj, psikoterapi, yoga ve okumalar. Ve bunun günlük hayatta bol bol ilişkisel pratiğini yapmak. Bu kadar. Zor mu? Çok mu zahmetli? Aslında şöyle şipşak sihirli değneğim olsa çok daha kolay olurdu, değil mi? Ama yok. Ama inanın bana pek çok güzellik uygulaması dışarıdan yapılan. Ne bileyim ben, botoks. Ne bileyim ben. Saç boyamak. Şu an saçımda bir parça boya var ama. Hani işte kilo vermek, sıkılaşmak, bilmem ne. Tamam, bunları da yapın istiyorsanız. Ama yapılan iç çalışmanın dışa yansıması hem çok daha kalıcı hem daha çok daha uzun vadeli oluyor. Yani şey gibi düşün. Bir ürünü veriyorsunuz bir para. Belli bir süre kullanabiliyorsunuz. Bu ürüne bunu harcadığınız zaman vallahi hayat boyu kullanacaksınız. Dolayısıyla seçiminizi bu yönden yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum harika bulanlar. Var mı soru cevaplayayım 10 dakika. Son 10 dakikayı soru kısmına ayırayım. Valla konuştum ha 50 dakika hiç susmadan. Aferin bana. Yapamam dedim ama yaptım. Atladığım bir soru var mı? Soru yok. 43 kişi de bayağı dinledi. 44 oldu hatta. Soru sormuyorsunuz. Her şey yolunda. O zaman size hemen basit bir uygulama ödevi veriyorum. O da şu. En gıcık olduğunuz tipler kendinize en izin vermediğiniz ya da sizde de çok olan bölümler. Yani ya iki cambaz bir ip de oynamıyor ya da sizde hiç yok, anlayamıyorsunuz nasıl böyle oluyor insanlık. Dolayısıyla denge için çok gıcıklandığınız, içinizi sinir eden EFT için önereceğiniz bir yer var mı? EFT hangi? Parasal EFT. Şu noktalar gösterdim. Burası, 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 burası. Önereceğim yerler buralar. O en hayatımızı bozan, geren diyalogların ta kendisi kendimize izin vermediğimiz bölümler. Yani mesela işte çok çalışkan, çok üretken biriyseniz birinin boş oturmasına gıcık olursunuz. Arada siz de boş oturuverin canım. Öylece lazım. Veya işte kendini dış güzelliğiyle böyle ortaya koymaktan çok memnun ablalara, abilere gıcıklanıyorsanız. Yani kural dışı güzel eğitimler veriyor EFT konusunda. Veririm. Aile dizimi içinde Timur Herzedin'i tavsiye ederim. Ama sadece kendi danışanlarını alıyor. Dolayısıyla danışan olmanız lazım ki gidebilirsiniz. Veya Fulya Namba var. Shakti Özlem Kamolama soyadı. O var. Onlar böyle açıktan gruplar yapıyordu. Benimle tabii ki iletişime geçebilirsiniz. Benim bildiğim konularsa bu anlattıklarımdan. Meditasyonla böcek korkusu yenilebilir mi? Meditasyonla pek çok şey yenme değil, farkındalık edinilir. Böcek korkuları genelde çocukluğunuzdaki korktuğunuz bir insanın sembolizasyonu oluyor. Acaba kim size böcek gibi gelmiş veya istila etmiş sizi? Bir bakın derim. Ondan sonra aile dizimi nedir? O çok uzun konu canım. Bunun için Seninle Başlamadı kitabını öneririm. Aile dizimi nedir sorusuna cevap. Affetmek çözüm diyorlar. Neyi affedeceksin, nasıl affedeceksin? Affetmek kolay olay da değil kolay. Affetmekle ilgili Alice Miller'ın kitapları var. Alice Miller'ın öğretisi daha çok var. Onun söylediği şey, insanlara vereceksiniz faturalarını, ondan sonra affedeceksiniz. Ama benim bakış açımla, benim uzman ve manevi dünyamdaki bakış açımla affetmek tasarımcının işi, benim değil, insanın işi falan değil affetmek. İnsan anca onaylamayabilir ama çok da o konuya artık takılmayabilir. Yani önüne bakmayı seçebilir. Onun dışında affetme mevzusu bence insanların birbirine yapacağı şey değildir. Özür dileyebiliriz birbirimizden. Ama af başka bir şey. Tövbe gibi. Yani tövbe etmek
insanın nereye karşı tövbe ediyoruz? Daha kutsal bir şeye karşı, değil mi? İlahi olan bir şeye karşı. Dolayısıyla hiçbir insan bizden kutsal olmadığı için, biz de kimseden kutsal olmadığımız için affetme mevzusu bence öyle bir mevzu değil. Dolayısıyla salıverme diyelim. Saldım gitti. Artık takılmıyorum bu konuya. Noktasına gelebilmek için önce o acıyı hissetmeniz lazım. Ya ağzıma da sağlı sollu bunlar oldu. Hayatıma da başıma da bunlar geldi. Heh. Faturası da şu. Bedeli de şu. Bunların bedelini siz yaptıysanız ödeyeceksiniz. Başkası yaptıysa faturasını göndereceksiniz. Ödemiyorsa da hayatın ta kendisine fatura edeceksiniz. Ben bu noktada olan olabilen en temiz, en sevgi dolu paylaşım içinde bulundum. Benim niyetim ve amacım buydu. Gören gördü, duyan duydu, bilen bildi. Sonuç olarak ben konuyu ilahi olana teslim ediyorum. Benim en sevdiğim yöntem. En. Çünkü hiçbir zaman boş dönmüyor ilahi olandan cevap. Ama biz o an göremiyor olabiliriz. Sonuçta büyük plana iman etmek budur. Göremediğimi de sevebilirim. Göremediğimin de beni her zaman koruduğuna, kolladığına, şefkatle kucakladığına iman edebilirim. Bu adına ne derseniz, Allah demek zorunda değilsiniz ya da işletim sistemi de diyebilirsiniz. Nasıl bir beyin prensibine sahipseniz, sol beyinliyseniz işletim sistemi deyin. Ben ikisini de seviyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman zorda bu anlamda kalmayacağız. Dolayısıyla affetme bölümünü, fatura bölümü kısmı sizde olsun, muhasebesi devamı inadınız kaynakta olsun. Yok. Sanmıyorum. Timur direkt tanımayı tercih ediyor grup için. Dolayısıyla ona da git, arada bana da gel. Böyle bir şey de olabilir. Bir şey sormuşsunuz. Mailimi yazayım şuraya bir dakika. merveotceken@gmail.com. Lütfen benimle ilgili sorularınızı Yoga Vakfı hesabına şimdi kapatınca yazmayın. Çünkü ben hesaptan çıkış yapacağım ve ben göremeyeceğim. Dolayısıyla iyi bir yaklaşımda bulundunuz. Ne demek? Soru işareti. Anlamadım. Soru mu bu? Instagram hesabımın direkt mesajına lütfen sorularınızı yöneltin. Yoksa burada başkaları girecek birazdan benden sonra belki. Dolayısıyla ben görmüyor olabilirim. İyi bir yaklaşımda bulunmak şu demek. Kalbinizden geçen bir tutumda bulundunuz ama karşınızdaki bundan incindi mesela. Dolayısıyla siz ya da karşınızdaki sizi incitmek niyetli bir şey yapmadı ama siz bir şekilde onun o hareketinden öyle etkilendiniz. O bölümde güveneceğimiz şey kendi vicdanımız ve sezgimiz olacak. Hangi niyetle neyi yaptığımız. Ama kimse de püripak değil tabii. Hepimizin karanlığı var. Konu karanlığımızla da yüzleşebilmek. Ya evet bunu yaptım. Bu şartlar altında bunu bu kadar görerek böyle gerçekleştirdim. Üzgünüm diyebiliriz. Bakın bu işte gelişme ve yeni daha doğru olanı yapmaya yönelmek demek zaten. Bunun için buradayız. Bu versiyonun dünyada. Bir dakikam kaldı. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ayda bir kez böyle bir çalışma yapacağız. Takipte kalınız. Ben çok mutlu oldum gene. Hoş oldu. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Sabitleyeceğim. İzleyemeyenler izleyebilirler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.